bir şeyim yok. Bırak. Yok. Sus. Bırak. Konuşalım. Ne var diyorum sana? Sen geleceksin. Sen yalnızsın. Beyefendi. Ayıp oluyor. Ne diyorsun lan? Maske dışı. Bırak. Bırak. Kızım benimle gelecek. Bırak bir şey. Bırak. 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 Benimle geleceksin. Bırak. Hadi geleceksin dedi. Hadi delirtme beni. Ben. İyi misiniz? Ulan senin beynini akıttım. Sonunu düşündün mü? Son umurumda değil. Seni yaşatmazlar. Benim kalbim Nihan'la durdu. İntikam kalbini soğutmaz. Benim yüreğim durdu Muzaffer amca. Durdu. Bak. Ya sen yerini bana öğreneceksin. Ya da ben bulana kadar o Ersoyluların ne kadar mekanı varsa hepsinin teker teker altını üstüne getireceğim. Ver yengenin hepsini. Bu saatte yolun ortasında ne yolcusu? Ecel yolcusu. Benim günahım ne Tosun'um? Senin günahın parayla pulla ödenmez. Yaşar bu işlerden sıkılmış. Taksici. İmza alalım. Çok garibanın ahını aldım. Burayı komple bağışlasam kefaretini anca öderim diyor. Diyorsun lan sen. Tırları diyorum boşuna bekleme. Yaşar az önce onları şoförler odasına bağışladı. Eğer birileri suyun başını tutmuş, millet susuzluktan kırılırken bir damlayı çok görüyorsa, bu düzeni bozacak biri çıkar elbet. Sen bizim düzenimizi bozmaya mı geldin? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Senin gibi nicelerini gördük. Çoğunun da selası okunmadı. Ben doğduğumda rahmetli babam bir kulağıma önce ezan, sonra sela okumuş. Kimsenin bir şey okumasına gerek yok. Sana da unutturmayacağım. Yaptığının bedelini her gün ödetmeden, sana bu dünyada cehennemi yaşatmadan canını almayacağım seni. Bana yalvaracaksın beni öldür diye. Yalvaracaksın. Yak hadi. Hadi yak! Ben...
Ben zaten yanmışım oğlum. Benim bu hayatta yaşamak için bir tek sebebim vardı. Sen benim elimden onu almaya kalktın. Daha dur. Daha yeni başlıyorum. Seninle işim bittiğinde alınacak bir tek canın kalacak. Sen bekle. Benim sana vereceğim tek şey cehennemin ateşi. Kardeşime kıydığım günden beri yanıyorum ben zaten. Haşmet Ağa'nın selamı var. Aa! Aa! Gel lan buraya. Bunu sizin yanınıza bırakırlar mı sanıyorsunuz? Buraya insan gibi geldik, ticaret yapalım dedik. Bunlar hayvan çıktı Aliriz abi. Hayatın birinci kuralı, taşıyamayacağın ağırlığın altına girmeyeceksin. Dünyada kendi ağırlığının 3 katını kaldırabilen bir tek rahmetli Naim'di, biliyor musun? Bir adama bir şans verelim. Belki ikinci adam olur ha? Bir daha sormayacağım, silahlar nerede? Can korkusuyla Naim'in rekorunu kıracak. Kaldır! Söyleyeceğim! Çok değil. Bir ay benim yanımda staj yap. Seni zımba gibi yaparım. Ben 2 günde seni öyle bir hale getireceğim ki. Göreceksin zımbayı. Senin konun değil. Sen kendini ilgilendiren meselelerle ilgili. Onu ben koruyorum. Kardeşini koruduğun gibi mi? Senin burada kafana sıkarım. Sonra iç huzuruyla can veririm. Elini sabrımı zorlama. Şu an bu tetiği çekmiyorsam Haşmet Han'ın hayatı söz konusu değil. Ama biraz daha, biraz daha zorlarsan onu da gözüm görmez. Gereken kendisini de öldürmek.
Risk almadan bunu yapmanın mümkün olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Alırsa fazlasıyla riskli. Bunun dönüşü yok. Cabir'i öldürmenin de başka yolu yok. Gelmeyeceksen yerini söyle, ben sana geleceğim. Sen neye güveniyorsun oğlum? Ben burada tek başımayım, kimseye güvenmiyorum. İnanmıyorsan vereyim adamını, anlatsın. Sen benim kardeşimi gözümün önünde öldürdün. Ben de senin kardeşini gözünün önünde öldüreceğim. Eğer kardeşime dokunursan... seni kendi ellerimle parçalarım. Duydun mu lan? Kılıcın ne kadar keskin olduğunu en kısa zamanda hepinize göstereceğim.